YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu an tam olarak evimin önündeyiz ve yürümeye başlıyorum. Bugün sizlerle Sydney'de bir iş günümü çekeceğim. Artık biliyorsunuz, bunu her videoda belirtiyorum, bilmiyorsunuzdur diye. Hafta içi başka bir yerde, hafta sonu başka bir yerde çalışıyorum. Bugün hafta sonu ve hafta sonu işime gidiyoruz. Bunu da söylüyorum ama yeniden söyleyeyim. Her ikisine de yürüme mesafesinde oturuyorum. O yüzden ben bu konuşmayı bitirene kadar zaten büyük ihtimal kafede olmuş olacağım. Bir yerlere yürüyerek gitmeyi çok seviyorum. Yani ne otobüs bekliyorsun, ne böyle tren kaçtı, tren geldi, gelmedi. Hiç öyle durumlar yok, harika bir şey. Bu arada çok da soruluyordu, işte nasıl çalışıyorsun, bir iş günün nasıl geçiyor, baristalık nasıl, işte kafede nasıl çalışıyorsun vesaire. O yüzden bugünümü bir vloglayayım dedim. Çünkü merak edilen bir husus. Nasıl çalışıyorum, işte neler yapıyorum falan. Bir de bu arada bana hep aynı tarzda sorular gelmeye başladı. Yani hep aynı kalıp, herkesin tabii ki Avustralya gelmeden önce kafasında olanlar, düşündükleri şeyler 3 aşağı 5 yukarı aynı. O yüzden bununla ilgili bir böyle sık sorulan sorular, soru cevap gibi bir şey de yapmayı düşünüyorum. Şimdiden bunun bilgisini vereyim. Az kaldı, böyle bir 2 dakika sonra oradayız. Biraz kafeden bahsedeyim bilmeyenleriniz için. Çünkü ben mesela Instagram'da çok paylaşım yapıyorum. Şimdi Instagram'da beni izleyenler bunu izliyorsa zaten her şeyi biliyorlardır ama bu videoyla beni ilk izlemeye başlayanlar varsa onlara bahsedeyim. Mok diye bir kafede çalışıyorum. Zaten Türkiye'de de var Mok. Kurucusu, ay yanlış bilgiler vermem inşallah. Kurucusu Avustralyalı bir Türk. Buraya kadar yanlış bilgi vermedim. İşte Türkiye'de açmış kafeyi. Sonra bir de burada da var aynısı. Şube mi, franchise mi, ondan tam emin değilim ama. Şube ve franchise'ın farkını avukat olanlar anladı. Sadece hafta sonları çalışıyorum burada. Hafta sonları açılış saati 7. Kapanış saati 2. Hafta sonları 7 ve 2 arasında çalışıyorum. Güzel. Eğlenceli, seviyorum zaten kafeyi de. Çalışanlarını da seviyorum. Müşterilerini de seviyorum. Bu arada müşteri demişken eğer beni takip etmediyseniz Instagram'da, hemen Instagram'ı şuraya yazıyorum. Beni takip edin ve doğum günü postuma gidin. Orada şunu göreceksiniz. Buranın böyle daimi müşterisi bir kadın var. Çok tatlı. Ya tabii böyle söyleyince çok şey olmayacak ama izleyince duygulanacaksınız. O bana doğum günümde çiçek aldı, sarıldı falan. Annen nerede senin dedi. Bilmem ne, böyle çok duyguluydu. Ondan sonra bir tane yine daimi bir müşteri var. Nefes nefese kaldım. Bir tane yine daimi müşteri var. Benim doğum günümde işte bana happy birthday falan dedi. Ben böyle çok sevindim. Ya teşekkür ederim, keşke her gün doğum günüm olsa falan dedim. Beni her gördüğü zaman happy birthday falan diyor. Hani çok da tatlılar. Müşterilerini de çok seviyorum. Çok lokal bir kafe zaten. Bakın konuşana kadar geldik. Kaç dakika oldu acaba videoya başlayalım? Evet, başlıyoruz. Geldik. Kafe tam burada. Böyle bir binanın altında. Bir sağıma bakayım. Bir soluma bakayım. Tekrar sağıma bakmayayım, şaka yaptım. Kafemiz burası. Evet, kafemiz böyle. Henüz açık değil. Şimdi ben açacağım. Cumartesi günleri genelde süt teslimatı yapılıyor. O yüzden onlar burada. Şimdi onları yerleştireceğim. Birazcık daha çekeyim istedim ama asla, yani telefonu elime atacak vaktim bile olmadı.
O yüzden aynen saat 12'ye çeyrek var. Yaklaşık 5 saat olmuş. Burada geçen 5 saat dışarıdaki 15 saate bedel. Şimdi size kafenin geri kalanını göstereyim. Şimdi burası benim sütlerimin durduğu yer. Hangi sütleri kullanıyoruz? Skim mi kullanıyoruz? Hayır. Soya sütü. Hi. Say hi my YouTube channel. What did I say? Merhaba. Hi, merhaba. Barbara. Czech Republic'li. Czech Republic. Yeah. Çok tatlı bir kız. Sonra yulaf sütü, badem sütü ve normal süt kullanıyoruz. Her birinin de özel böyle jugları var. Soyanınki bu. İşte kırmızı olduğu için otunki bu. Almanlığınki yeşil. Normal sütünki de bu mavi renk zaten. Burası böyle. Sonra bu makine. Bu sadece buraya kullandığım bez. Bu da sadece bu çubuğa kullandığım bez. Üstü de böyle. Bu da patronun burcu. Coffee shop sahibi ve Mekoyer'de psikoloji okuyor. İleride kendisiyle röportaj yapmak istiyorum. Şuruplarımız burada. Burada dik hepimiz. Evet, burası da işte pasta kurabiye bölümümüz. Şöyle göstereyim. En çok sevdiğim chocolate kruvasan. Bu çikolatalı kruvasan çok seviyorum ve armut kruvasan. Bademli kruvasan efsane bir şey. Sonra burada kekimiz var. Ay, dışarı çıkabildim sonunda. Yemeğimi yedim. Omlet, börek falan yedim. Maria sağ olsun ne istersek onu yapıyor. O yüzden onu yedim. Dışarısı da böyle. Hava güzel olduğunda şuraya masa sandalye koyuyoruz. Güzel oluyor. Burası da böyle bir cadde. Yani o kadar yoğunduk ki hiç böyle doğru düzgün konuşamadım bile. Çünkü konuşacak anım bile yoktu. O derece yoğunduk. Bana yine gelen sorulardan bir tanesi, sertifika programına yazılsak Türkiye'de, sertifika alsak ya da böyle 1-2 gün kafede çalışsak burada barista olarak iş bulabilir miyiz? Bu en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ben şimdi yine çekmeye çalışacağım. O karışıklığı, o böyle bir sürü kahve siparişinin geldiği anı ve hepsinin düzgün yapılması gerektiği durumları vesaire. Bence bunun için, bence değil kesin, hani sertifika yeterli bir şey değil. O yüzden gelmeden önce deneyimlenirseniz sizin için daha kolay olur. Hem daha kolay iş bulabilirsiniz, hem de özgüveniniz kırılmaz. Bu arada zaten Mok da bir barista arıyor. Ama onun da aradığı tabii hani tüm bu siparişleri çıkartabilecek, daha kolaylıkla üstesinden gelebilecek kişileri arıyor. O nedenle bu videoyu yüklediğimde eğer hala bulamamış olursak barista, tanıdığınız varsa ya da siz baristaysanız neden olmasın, ulaşın. Çünkü ben artık hafta sonları burada çalışamayacağım. Müzede çalışmam gerekecek bazı hafta sonları. O yüzden böyle gelin tekrar içeri geçelim. Burcu, benim patronum. Coffee shop sahibi olmak nasıl bir duygu Burcu? Çevirdi, inanmıyorum. Niye? Zenginliğini öğrenmemizi istemedi bence. Çok tatlı bir kafe, çok seviyorum. Böyle arkadaş ortamı gibi. O yüzden hiç böyle işe geliyormuşum, çalışıyormuşum gibi hissetmiyorum. Yoğun mu? Yoğun tabii ki. Ama hafta içleri daha yoğun oluyormuş burası. Burcu öyle söyledi. Sen hafta içi burayı yapamazsın dedi. Ne mana. O yüzden tabii hafta içi daha yoğun olsa da hafta sonuna nazaran. Yine de seviyorum. Hi YouTube channel fans. How are you? İyi, mesela benim çalışmamdan mutluyum. Çok mutluyum. Hiç, daha önce hiç bu kadar iyi bir baristayla çalışmamıştım. Aman. Aşırı mutluyum.
gerçekten böyle 5 dakikada 28 tane falan kahveyi böyle az önce 5 dakika bitirdim. Az önce kolumu mıncırdı hani bu dışarıdakiler niye bekliyor diye. Gerçekten inanılmaz memnunum, gördüğüm en iyi barista. Bence asla da kimseye vermem yani, kimse boşa şey yapmasın. Buradan söyledim, barista aradı. Şey, çok temizlediğin gibi oldu mu? Evet oldu. Burayı keseceğim. Evet, saatlerimiz 1.46'yı gösteriyor. Yavaştan kafeyi kapatmaya başlıyoruz. O yüzden ben de temizliğe başlayacağım. Haydi gelin makinemizi temizleyelim. Evet, makineyi temizledim. Buraları sildim. Bunu boşalttım. Çaklarımı yıkadım. Her şey yarına hazır. Yine açtığımız gibi de kapatalım. Evet, lambaları da kapattık. Çıkma vakti. Evet, kafeyi de kapattık. Biraz da yağmur yağıyor. Yine geldiğimiz yoldan evimize gidebiliriz. Evet, bir iş günüm bu şekildeydi. Neler yapıyorum, nasıl çalışıyorum, kimlerle çalışıyorum gördünüz. Burayı nereden buldum? Ben bundan bir önceki çalıştığım kafede haftanın 5 günü çalışıyordum. Hafta içleri ve hafta sonu çalışacak bir kafe arıyordum. Ondan sonra orada da sağ olsun Şule, şefimiz. Dedi ki benim arkadaşım var böyle böyle işte bir yer arıyor falan. Öyle buldum yani arkadaş tavsiyesiyle. Tam da böyle burası da hafta sonları çalışacak barista arıyormuş. Yani bu zamana kadar beni izlediyseniz zaten Allah'ıma bin şükür isteklerimin böyle şıp diye gerçekleşmesini bilirsiniz. Hani direkt böyle evime yakın istiyordum, böyle hafta sonları çalışayım istiyordum falan. Direkt böyle sanki sipariş vermişim gibi bir iş bulmaydı benim için. Ama dediğim gibi burada çok mutlu olmama rağmen buradan ayrılmak zorundayım. Çünkü diğer çalıştığım yerde hafta sonları çalışmam gerekecek. Diğer çalıştığım yerde Australian Museum. Orada da belki çekerim video ama orada bu kadar rahat olacağımı sanmıyorum. Çünkü hani burası biraz daha böyle arkadaş ortamı, aile ortamı gibi bir yer. Orası çok öyle değil. Tahmin edersiniz ki. Başka da söyleyecek bir şeyim yok herhalde. Nasıl çalıştığım merak ediliyordu. Başka merak ettiğiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Çok güzel artlar yaptığımı da paylaşmak isterdim ama işte o kadar genişçe bir zaman olmuyor maalesef. Ya gördünüz tam böyle bir şeyler çekeyim derken müşteri geliyor falan filan. O yüzden daha fazlasını görmek istiyorsanız beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada tabii ki daha aktif paylaşımlar yapıyorum. Aslında günüm sona ermedi, saat 2. Ama ben bugün 5 ile 10 arası yine çalışacağım. Diğer çalıştığım yerde. O yüzden geçen videomda söylemiştim 45 ile 60 saat arasında değişiyor çalışmam diye. Yani bazen mock'tan sonra çalışmıyorum. Bazen işte bugünkü gibi mock'tan sonra başka bir yerde çalışıyorum falan. O yüzden değişiyor. Gün bitmiş sayılmaz ama size mock'u göstermek istemiştim. Gün bitmedi ama benim videom bitti. Kapanış konuşması yapana kadar eve geldim bile. Bir videomun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan başka bir şey, görmek istediğiniz başka bir mekan, bir yer vesaire bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz, Instagram'a yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz.